Değerli basın mensupları, hafta sonu bu önemli toplantıyı takip etmek üzere geldiğiniz için teşekkür ederim. Basın toplantısına başlamadan önce Kosova Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti havacılık hizmetlerine ilişkin bir toplantı imzalayacaklar ve bu anlaşma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kosova Kamu Hizmetleri Bakanı Liburnaliu tarafından imzalanacaktır. Mevlüt Çavuşoğlu, për shkak të agjendës së ngjeshur nuk do 5 ülkeyi kapsayan Balkan turunun son noktasındayız. Bugün ülkemize döneceğiz. Bugün tabii sizinle yaptığımız görüşmelerden son derece memnun kaldığımı söylemek isterim. Ayrıca dün akşam bakan arkadaşlarımızla çalışma yemeğinde bir araya geldik. Bu fırsat içinde çok teşekkür ediyorum. İkili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Osmani ve Başbakan Sayın Kurti ile de görüşeceğiz ve ikili ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimize, geliştirmek için nasıl birlikte çalışacağımızı bunları da görüşeceğiz. Bugün ayrıca Prizren ve Mamuşa'ya da gideceğiz. Kosova'daki Türk toplumunu ve Türkiye'deki Kosovalıları iki ülke arasında dostluk köprüsü olarak görüyoruz. Onlarla da bir araya geleceğiz. Bugün Sayın Bakan Gervalla-Schwarz'la değerli arkadaşım Donika ile ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için yapabileceklerimizi iki Dışişleri Bakanı olarak ele aldık. Küresel ve bölgesel gelişmeleri ve bu gelişmelerin bölgemize, Balkanlara, Kosova'ya, Türkiye'ye etkilerini de değerlendirdik. Görüş alışverişinde bulunduk. Bugün ayrıca Kosova'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine desteğimizi bir kere daha yenileme fırsatımız oldu. Kosova'nın devlet kurumlarının güçlenmesi, bölgesel ve uluslararası entegrasyonunu önemsiyoruz. Kosova'nın Avrupa-Atlantik kurumlarına üyelik perspektifini Türkiye olarak destekliyoruz. Değerli basın mensupları, ekonomik ilişkilerimiz de hızla ilerliyor. Serbest ticaret anlaşmamız 2019 yılında yürürlüğe girdi. Bazı art niyetli çevreler bu serbest ticaret anlaşması aleyhine kampanyalar yaptılar. Bunu gördük. Ama bu anlaşmaların ekonomik ilişkilerimize katkısı ortada ve geçen sene ticaretimiz yaklaşık %53 artış gösterdi. Kosova'nın da Türkiye'ye olan ihracatı ikiye katlandı. Bu sene ilk çeyrekte de yaklaşık %21 artış var Kosova'nın Türkiye'ye ihracatında. Ama biz bu rakamı yetersiz buluyoruz. Yani Kosova'nın Türkiye'ye satabileceği daha fazla ürün olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin Kosova'ya ihracatı artarken Kosova'nın da Türkiye'ye ihracatını arttırmak için beraber çalışmamız lazım. İşte o nedenle bu Karma Ekonomik Komisyonu toplantısını bir an önce gerçekleştirmemiz lazım. İş forumlarını düzenli bir şekilde toplamamız lazım. İş insanlarımızı bir araya getirmemiz lazım. Tabii bunu dengelemenin başka bir boyutu da Kosova'daki Türk yatırımlarını arttırmak. Çünkü buradaki yatırımlar, Türk yatırımları bir taraftan istihdam sağlıyor. 10 binden fazla Kosovalı'ya iş imkanı sağlıyor. 410 milyon dolarlık bir yatırımla şu ana kadar. Ayrıca Kosova'nın 3. ülkelere ihracatını da arttırıyor. Dolayısıyla elbette Kosova'nın iş insanlarımıza yatırım imkanlarını, şartlarını arttırdıkça ve geliştirdikçe firmalarımız daha da fazla yatırım yapacaktır. Bu konularda da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İş insanlarımızı biz de ticaretimizi ve yatırımları arttırmak için teşvik ediyoruz. Bir kahve firmasının da Türkiye'de yatırım yaptığını öğrendim buraya gelirken. Ondan da memnuniyet duydum. Tabii Kosova'nın Türkiye'de de görünürlüğü bakımından da bu anlamda firma olarak, özel sektör olarak diyorum, önemli. Tabii enerji alanında çalışmalar yapılabilir. Enerji fiyatlarının artışıyla hepimizin en öncelikli konulardan bir tanesi enerji. Ve enerji konusunda da firmalarımız, güçlü firmalarımız, özellikle yenilenebilir enerji, yani güneş, solar ve rüzgar gibi alanlarda yatırım yapmaya hazırlar. Alım garantisi istemiyorlar. Aynı şekilde finansmanını kendileri getirecekler ve bir sene içinde yatırımlarını tamamlayacaklar. Ben inanıyorum ki bu yatırımlarla çok güçlü firmalarımız ilgi duyuyor. Kosova bölge ülkelere elektrik de kısa süre içinde ihraç edecektir. Tabii bugün sivil havacılık anlaşmasını da değerli bakanla imzaladık ve sivil havacılık anlaşması ile birlikte halklarımız arasındaki temas daha da artacak. Turizm artacak. Türkiye'den gelen turist sayısı artacak. Kosova'dan Türkiye'ye giden turist sayısı da artmış olacak. Frekans sayılarını da arttırmış olacağız. Biraz önce Kosova, Türkiye'deki Kosovalılar ve Kosova'daki Türklerden bahsetmiştim. Elbette biz Kosova'daki Türklerin de Arnavutça öğrenmesi için onları teşvik ediyoruz. Bu konuda da birlikte çalışabiliriz. TİKA'mız son derece aktiftir. Bugüne kadar 700'den fazla projeyi Kosova'da hayata geçirdiler. Yeni projeleri hayata geçirmek için de çalışmalarını Kosova hükümetinin destekleriyle sürdürüyorlar. Yunus Emre Türk Kültür Merkezimiz, Maarif Vakfımız, yani kültür alanında, eğitim alanında, ekonomide, her alanda siyasi desteğimizin yanında Kosova'ya desteğimiz artarak devam ediyor. Tabii Kosova'daki FETÖ varlığı ilişkilerimizin önündeki en büyük sıkıntı. Yani tek sınama diyebiliriz. Onun dışında bizim hiçbir problemimiz yok. Çünkü bu FETÖ varlığı ilişkilerimizi zehirlemek için her türlü olumsuz çalışmayı sürdürüyor. Ve bizleri bu Türkiye'de darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün Kosova'daki varlığı bizleri ve Türk halkını derinden üzüyor. Bunu burada söylemeden geçemeyeceğim. Geçmişte ülkemizde uyguladığı stratejinin benzerini, aynısını Kosova'da da uyguluyor. Bunları görüyoruz. Bir taraftan gençleri zehirlemeye devam ediyorlar. Bir taraftan işte medyaya yatırımlarını arttırıyorlar. Diğer taraftan devlet kurumlarına sızma çalışmaları aynı şekilde devam ediyor. Yani Türkiye'de ve diğer ülkelerde yaptıklarını yapıyorlar. O nedenle bizim için tabii Türkiye olarak dost ve kardeş Kosova'da bunları görmek üzüntü verici. Ama Kosova'nın kendi güvenliği ve geleceği bakımından da bunların tehlikeli olduğunu görüyoruz. Siz bakmayın, bazı ülkelerin size işte bu FETÖ örgütüne destek verin ya da Türkiye'yi dinlemeyin gibi telkinlerine yarın hiçbirisinin size bir faydası olmaz. Dolayısıyla kendi güvenliğiniz bakımından da bu önemli. Diğer taraftan bu 5 ülkeyi ziyaret ettiğimi söylemiştim. Belgrad'da başladık. Orada da aynı mesajları verdik. Biz Priştine, Belgrad, yani Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyoruz ve diplomasi yoluyla anlaşmaya varılması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca Bosna Hersek'teki gelişmeler, bölgedeki gelişmeler, Ukrayna Savaşı'nın bölgeye olumsuz yansımaları da var. Alınacak dersler de var. Bölgede gerginliğin arttığını gördük ve Türkiye olarak bu bölgenin 90'ların karanlık günlerine dönmesine izin vermeyeceğimizi defalarca söyledik. Bunun için de her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bölgede tüm ülkelerle iyi ilişkileri olan ve herkesle konuşabilen bir ülke olarak bu doğrultuda çabalarımızı sürdüreceğiz ve diplomasiyi ön plana çıkaracağız. Dolayısıyla diyalog bölgede kalıcı barış için ve istikrar için son derece önemlidir. Sevgili Donika, tekrar çok teşekkür ediyorum dün akşamki çalışma yemeği için ve bugünkü samimi, açık, verimli görüşmeler için. Çok teşekkürler.